Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda Abdülkadir Geylani Hazretlerini tanıtmaya, doğumunu, çocukluğunu, ilim tahsil etmesini ve insanlara faydalı olmasını anekdotlarla arz etmeye çalışacağım. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin asıl adı Muhyiddin'dir. Babası Musa Efendi, annesi Fatıma Hatun, künyesi Ebu Salih, nesep yönünden de sonsuzluk nebisine ulaşan nur neslinden, peygamberimizin soyundan. Doğum yeri Hazar Denizi'nin güneyinde Geylan Kasabası'nın Nif isimli köyü. Hicri 470. yılda dünya bahçesine teşrif ettiler. Doğumlarından önce harikulade haller meydana geldi. Nasıl mı? Şöyle. Hicri 470. yılı Ramazan ayının birinci gecesiydi. Abdülkadir-i Geylan Hazretlerinin babası Seyit Musa yatağına uzanmış yatıyordu. Bir müddet sonra rüya alemlerinin kapısı kendisine açıldı. Önüne tarifi imkansız bir yer çıktı. Orada Allah'ın Resulü, sahabeyi güzin ve bütün veliler toplanmıştı. Varlığın sebebi olan Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Seyyid Musa'ya hitap buyurdu. Ya Musa, ey benim evladım ne saadet sana ki her şeye gücü yeten her yerde hükmünü yürüten Yüce Allah sana bu gece bir erkek evladı ihsan eyledi. Öyle bir evlat ki müstesna bir varlık. Rütbe ve derecesi bütün velilerin üstündedir o benim evladımdır. Sabah olur olmaz Seyit Musa yatağından fırladı, gönlü gözü sevinç ve sururla dolmuştu. Gökyüzü de ışıklar saçıyordu. Cihan denilen bu topraktan bir başka saadet tütüyordu. İşte o gün Seyit Abdülkadir Geylani dünyaya gelmişti. Seyit Musa her tarafından nurlar ve ışıklar çağlayan bu müstesna bebeği kucağına alıp dakikalarca kokladı ve sevdi. Abdülkadir Geylani'nin annesi de saliha bir kadındı. Ümmü'l-Hayr lakabıyla anılırdı. Annesinin babası Abdullah Su'mai Su Hazretleri de Geylan kasabasının büyük şeyh ve zahitlerinden biriydi. Abdülkadir Geylan Hazretlerinin kerametleri daha bebek iken başlamıştı. Bebekliğinde Ramazan ayında süt emmedi. Ondan sonraki Ramazan'ın ilk günü, Ramazan'ın başlayıp başlamadığı noktasında keşfedilemeyince nur yumağı bebeğe dikkat ettiler. Güzeller güzeli bebek o gün yine süt emmedi. Tahkik edildi ve anlaşıldı ki o gün Ramazan'ın birinci günüymüş. Bu harikulade hali annesi şöyle anlatır. Abdülkadir'im henüz birkaç aylıktı. Ramazan-ı Şerif ayı geldi. Birinci gün şafak söktükten güneş batıncaya kadar bütün gün bir damla süt emmedi. İkinci, üçüncü günde aynı hal devam etti. Anladım ki Nur çocuk oruç tutuyor. Aradan bir sene geçmiş, Şaban ayının sonları yaklaşmıştı. Hava çok bulutlu ve kapalıydı. Halk ayı göremediği için Ramazan'ın girip girmediğini tespit edememişti. Çocuğunun bu meziyetlerini bilenler kapımıza gelip dayandılar. İçeriden seslendim. Ne istiyorsunuz? Cevap verdiler. Ramazan'ı katı olarak tespit edemedik. Abdülkadir bugün süt emdi mi? Ey Allah'ın kulları, size müjdeler olsun ki oğulcum bugün süt emmedi. Halk sevinç ve saadet içinde kapımızdan ayrıldı. Sonra anlaşıldı ki o gün Ramazan'ın ilk günüymüş abdülkadir Geylan Hazretlerinin çocukluğu hiçbir çocuğun haline benzemiyordu. Dünya Bahçesine gelir gelmez hak yolunda yürümeye başlamıştı. Onun iç gözlerine hikmet sürmesi hak eliyle çekili vermişti. Kendisi anlatır: "Çocukluğumda bir gün kırda oynuyordum, bir öküzün kuyruğuna yapışıp çektim. Öküz bana dönüp, 'Ey güzel çocuk' dedi. Sen böyle işlere memur değilsin. Korktum ve koşar adım evin yolu tuttum." Nefes nefese oda kapısından içeri süzüldüm ve anneme dedim. Ey göz nuru annem, beni Allah yolunda çalışmaya bırak. Annemin gözleri hayretle açıldı. Yavrucuğum dedi. İçine birdenbire düşen bu emelin sebebi ne? Bağdat'a gitmek, orada ilimle uğraşmak istiyorum. Pekala. Böylece nur yumağı çocuğa annesi tarafından izin verilmişti. Sultan çocuk 10 yaşındayken anne tarafından şu hadise ona anlatıldı. Senelerce evveldi. Bir gün çölde gidiyordum. Karşıma bir bedevi çıktı ve bana saldırdı. O zaman feryadı bastım. Birdenbire gökyüzünde beyaz bir doğan peyde oldu ve bedevinin tepesine çullandı. Başına gagası ve kanatlarıyla vurmaya başladı. Bedevi çaresiz kalıp kaçtı. Doğan da benim başımdaki örtüyü alıp fezaların derinliklerine doğru uçup gitti. O kuşa hala taaccüp etmekteyim. Annesini hayran hayran dinleyen Abdülkadir tatlı tatlı gülümsedi ve huzurdan ayrıldı. Bir müddet sonra elinde bir başörtüyle gelip şöyle dedi. Ey benim annem işte bu senin başörtün. O gün gördüğün kuş da bendim. Anne bu tecelli karşısında gözyaşlarını tutamadı ve hakkın huzurunda şükür secdesine kapandı. İstikbalin gavsı nur yumağı çocuk sefere çıkıyordu. İlim ve irfan beldesi Bağdat'a gidecekti. Annesi çocuğa babasından miras kalan kırk altını verdi. Altınları da koltuğunun altına, kaftanına belli olmayacak bir şekilde dikti ve son söz olarak şöyle dedi. Ey hayat ağacımın tek çiçeği. Haydi sefere çık ve kemal yolunda ilerle. Her iş ve her harekette doğruluktan ayrılma. Allah rızası için senden ayrılıyorum. Kıyamete kadar da belki yüzünü göremeyeceğim. Tekrar ediyorum. Eğer beni ve yüce Allah'ı hoşnut etmek istersen doğruluk üzere ol. Bir nefes olsun yalan söyleme. Allah doğrularla beraberdir. Seyyid Abdülkadir'in iman dudakları kıpırdadı. Söz ey benim biricik annem dedi. Allah için doğruluktan ayrılmayacağım. Ve sarılıp annesinin ellerini öptü öptü. Her ikisinde gözleri bulut gibi yaş döküyordu. Nur Yuma çocuk küçük bir kervan içinde ilim beldesi Bağdat'a doğru yola düştü. Kıvrım kıvrım uzayan çöller ve eriten bitiren güneş. Yolda birdenbire kervanın karşısına baştan ayağa silahlı eşkıyalar çıkıverdi. Bunlar yol kesen yolcuları çırılçıplak soyan, ne bulursa talan eden ve insanı acımasızca dağ başında bırakan azılı eşkıya takımı. Kervanın önünü kesip gök gibi gürlediler. Kıpırdamayın ve neyiniz varsa önünüze atın. Kervandakiler beyinlerine yıldırım düşmüş gibi çarpıldılar ve öylece kala kaldılar. Eşkıya sürüsü herkesin üstündeki mendile kadar falan etmeye başladı. Toplanan mallar eşkıya reisinin huzurunda büyük bir yaygı üzerine yığıldı. O sırada eşkıyalardan biri gelip Seyyid Abdülkadir'in karşısına dikildi. Ey fakir çocuk! Dedi. Senin de üzerinde bir şeycikler var mı? Nur yumağı tatlı çocuk. Var dedi. Kırk altınım var. Eşkıya kahkaha ile güldü. Git oradan fakir çocuk. Kırk altını sen rüyanda bile görmemişsindir. Azılı şakilerden bir başkası atıldı. Nerede altınların? A çocuk. Cevap eşkıyaların aklını oynatacak cinsten. Koltuğumun altında kaftanıma dikili. O halde yürü. Nereye? Reisimizin huzuruna. Ve Abdülkadir çete reisin huzuruna götürüldü. Azılı eşkıya sordu. Ey çocuk, 40 altınım var diyormuşsun. Doğru mu bu? Evet. Nerede? Kaftanımda dikili. O an hemen kaftanı kesip baktılar. Gerçekten de çil çil 40 tane altın buldular. Eşkıya reisi bütün hayrete düşüp, Çocuk dedi, nasıl oluyor da orada altın olduğunu bize itiraf ediyorsun? Seyyid Abdülkadir'i gülümseyerek cevap verdi. Annem bana her işte doğru olmamı tembih etti. Doğruluk emniyet, yalancılık hıyanettir. Hıyanet edemezdim. Gözlerini ve gönlünü kan ve günah bürümüş olan eşkıya reisi, feza boşluğundan yerlere düşüyormuş gibi çarpıldı. Dikkatle ve dakikalarca nur yumağı çocuğun güzel yüzüne nazar etti. Birden gözleri pınar oldu, gözlerinde şebnem damlası yaşlar belirdi ve yüzü ızdırap çizgileriyle benek benek gerildi ve haykırdı. Bakınız bu çocuk annesine ettiği ahde bu kadar vefa gösterir ve ona hıyanet etmezken ben bunca zamandır Allah ahdine ihanet etmekteyim. Vah bana! İşte şu andan itibaren bütün kötülüklerime ve günahıma tevbe ediyorum. Bu çocuk benim kurtarıcım. Kalbi yosunlu bir kayadan daha sert ve haşin reisin birden yaralı ceylanlar misali gözlerinin yaş dökmesi diğer şakileri de harekete geçirdi. Hep bir ağızdan haykırdılar. Ey reisimiz! Bugüne kadar yol kesmekte, adam soymakta ve eşkıyalıkta başımız idin. Şimdi de tövbede ve iyiliğe dönmekte reisimiz ol. Biz yine seninle beraberiz ve emrine baş eğeriz. Reis, o halde dedi, kervanda kimden ne aldınızsa hepsini tek tek sahiplerine geri veriniz ve buracıkla günahlarınıza tövbe ediniz. Kervandan alınan mallar ve paralar sahiplerine verildi ve kervan selametle uğurlandı kalpleri yosun tutmuş eşkıya takımı, gönül aynasındaki günah kirlerini tevbe süngeriyle silmeye koyuldular. O katı kalpler şimdi güvercin tüyü kadar yumuşak oluvermişti. Gönlü elmas renkli incilerle bezeli Abdülkadir Hazretleri Bağda'da vardı. İlim ve irfan ufkunda o kadar süratle ilerledi ki hiç kimse bu vadide ona denk olamadı. Tam 25 yıl riyazet ve mücahede hali devam etti. Gönül denizi ilahi nurların harmanı oldu. Veliler Sultanı Abdülkadir Geylan Hazretleri geceler boyu Kabe mumu gibi yanar, gözleri bulut misali yaş dökerdi. İlim, irfan, tevazu, aşk ve harikulade hallerle doluydu. Cihan denilen bu bahçede altın başaklı bir laleye benziyordu. Hiç kimse bu derece kemal ve saadet elde edememişti. Bir gündü yine ay yüzlü şeyh vaaz ediyordu. O anda şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Birkaç tane kuş da meclisin üzerinde uçuyordu. Bazı kimseler bu hale hayret edip seslerini yükselttiler. Bugün bu kuşlara ne oluyor? Abdülkadir Geylan Hazretleri mübarek yüzünü göğe doğru kaldırdı. Ey rüzgar buyurdu. Allah'ın izniyle kuşların başını bedenlerinden ayır. Bütün gözler kuşlar üzerine dikilmişti. Ne var ki kuşlar daha fazla uçamadılar. Başları bedenlerinden ayrılıvermişti. Abdülkadir Geylan Hazretleri sessiz ve sakin vaaz kürsüsünden indiler. Kuşların bedenleriyle başlarını bir araya getirip ellerini üzerlerine koydular ve Bismillahirrahmanirrahim dediler. O anda kuşlar tekrar dirilip kanat çırparak fezanın derinliğine doğru uçup gittiler. Bu hali gören cemaat gözyaşlarını tutamayarak yerlere kapandı. Ey Sultan bu reva mıdır? Bir gün zavallı kadının biri Abdülkadir Geylan Hazretlerinin mübarek huzuruna geldi. Yanında küçük bir çocuk vardı. Ey zamanın ulusu dedi. Gözümün nuru Hayat ağacımın meyvesi olan bu çocuk kalbini size bağlamıştır. Adeta başı kesik bir mum gibi aşkınızda yanmaktadır. Hak ve Kemal yolunda onu yetiştirmenizi niyaz etmekteyim. Allah için kabul buyurunuz. Abdülkadir Geylan Hazretleri ışıklar dolu gözlerini çocuğun gözlerine dikip buyurdular ki: "Ey evladım, ilk işi nefsinle mücadele olacaktır. Vakit kaybetmeden mücadele kılıcını çek, nefsini yola getir. Bir nefes durmaksızın Hakk'ı zikret. Çocuk aldığı emir üzerine mücahade yoluna koyuldu." Günler geceleri, geceler gündüzleri takip ediyordu. Zaman ırmağı çaltılarla akıp gitti ve aradan aylar geçti. Anne yüreği bu kadar ayrılığa dayanabilir mi? Bir gün çocuğunun gül yüzünü görmek maksadıyla yine Yüce Şeyh'in dergahına geldi. O da ne? Hayat ağacının en nadide çiçeği ve göz nuru oğlu sararıp solmuş, kırmızı yanaklarında derin çukurlar açılmış, önünde de bir parça arpa ekmeği. Dayanılacak şey mi bu? derhal bir çığlık koyu verdi. Ah benim evladım, hali neci nice olmuş? Ve çocuğunu bağrına basıp dakikalarca hıçkırdı, sonra da yüce şeyhin huzuruna koştu. İzin isteyip yüksek huzura girdi. O anda Abdülkadir Geylan Hazretleri önünde yemek vardı. Tavuk eti yemiş, kemiklerini sofranın üzerine koymuştu. Bu hali gören kadın fena halde öfkelendi. Oh maşallah dedi. Siz tavuk eti yerken benim oğlum kuru bir hasır üzerinde kuru ekmek parçasını tuza banarak yesin. Bu reva mı ey sultan? Yüce şey derhal elini sofra üzerine uzattı ve dedi. Allah'ın izniyle kalk. Sofra üzerindeki kemikler birden Allah'ın emriyle dirilip bir tavuk halinde ayağa kalktı. Kadının hayretten donduğu görüldü. İnciler dolu gönülün sahibi Yüce şey kadına döndü. ''Aa hatun dedi. Ne zaman senin oğlun da böyle bir kuvvete malik olur. İşte o an istediği yemeği yiyebilir. Biz onun gibiyken dere kenarında otlar toplayıp yerdik. Çocuğun annesi tek kelime söyleyecek, takatı kendinde bulamadı ve yüksek huzurdan ayrıldı. Veliler Sultanı Abdülkadir Geylan Hazretleri takva ve vera sahibiydi. Ta küçük yaştan kendisini hak yoluna adamıştı. Ağzına bir lokma haram girmemişti. Onun annesi de sultan bir kadındı. Evet böyle bir sultan anadan sultanlar sultanı bir evlat gelecek. Veliler Sultanı Hazreti Abdülkadir bir gün münakaşa eden iki adam arasladı. Bunlardan birisi, biri Müslüman, diğeri Hristiyandı. Boğaz boğaza münakaşa ediyorlar. Hristiyan avaz avaz bağırıyordu. Hazreti İsa sizin nebinizden eftaldir. Müslüman ona cevap veriyordu. Hayır, bizim peygamberimiz alemlere rahmet olan son nebidir ve bütün peygamberlerden eftaldir. Cenab-ı Hak onu kendisine sevgili edinmiş, bütün alemleri onun yüzü suyürmetine yaratmıştır. Yo! Hazreti İsa daha faziletlidir. Yüce Şeyh gördü ki bu iki adam fena halde iddiaya tutuşmuş. İman aynası berrak yüzünü Hristiyan adama döndürüp ''Ey adam'' dedi. ''Niçin bu kadar şiddetle inat ediyorsun? Hazreti İsa'nın kainatın efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan eftal olduğunu neyle ispat edeceksin?'' Adam sevinçle atıldı. ''Çünkü Hz. İsa ölüleri diriltti. Ey cahil dinle beni. Ben nebi ve peygamber değilim. Ne var ki peygamberimizin yüzü suyu hürmetine tamamen mahvolmuş nam ve nişanı kalmamış bir ölüye kalk desem o anda dirilerek mezarından dışarı fırlar. Hıristiyan gözleri hayretle açıldı ve haykırdı. Ne dedin ne dedin Abdülkadir Geylan Hazretleri kelimelerin üstüne basa basa konuştu. İşte istersen sana bunu ispat edeyim. Nasıl cesedinden hiçbir nam ve nişanı kalmamış bir ölünün mezara başına gidelim. E orada olacakları gör. O cahil adamın aklı bir türlü bu işe ermiyordu. Zafer kazanmak ümidiyle bir kabristana koştu ve dedi. Haydi şu mezardaki adamı kaldır ayağa. Veliler Sultan'ı tatlı bir tebessümle sordu. Hazreti İsa ne söylerdi, ne söyleyerek ölüleri diriltirdi? Hıristiyan rüzgar önünde titreyen dallar gibi çırpınarak atıldı. Kum bi iznillah yani Allah'ın izniyle kalk derdi. Seyyid Abdülkadir'i Geylan hazretleri ölünün başı ucuna varıp hitap buyurdu. Kum bi iznillah. Derhal mezar açıldı. Allah'ın izniyle ölü dirilip dışarı fırladı ve yüce şeyhin mübarek huzurunda dikildi. Bu harikulade kerameti gören Hristiyan ırmak ırmak çağlayarak İslam'a can attı ve oracıkta Müslüman olup saadete erdi. Allah'ın kudretli eli ölüyü diriltir, bir avuç toprağa can bahşeder, denizler içinde inci, ağacın dalında çiçek, arının peteğinde bal halk eder. Mümin hiçbir şeye şüphe gözüyle bakmaz, bilir ki hakkın izniyle nice inciler vücuda gelir.'' Evet Allah'tır en büyük kudret sahibi bin alem yaratır bu dünya gibi. Günlerden bir gün zamanın meliki veliler sultanını sarayına da yemeğe davet etti. Gönül aydınlatan yüce pir onu kırmadı. Saraya vardı İzzet ve ikramla karşıladılar. Ve yemek vakti geldi önlerine bir sofra kondu. İlmi havasa vakıf bir de hoca bulunuyordu. Sofra üzerinde bir kap içinde yemek. Melik ey eşsiz pir dedi. Buyurun Abdülkadir Geylan Hazretleri elini sofraya uzattı, bir lokma alıp ağzına götürecekti ki, hoca yüce Şeyh'in huzurunda marifet göstermek sevdasına düştü ve o lokmaya verdi. Lokma birden kayboldu. Melik bu hali gördü fakat ses çıkarmadı. Hocanın bu işine de içinden bir aferin çekti. Tekrar, buyurunuz ağa efendi dedi. Neticeyi merakla beklemeye koyuldu. Ay yüzlü ve inci gönüllü yüce şey elini tekrar sofraya uzattı. Yine o hoca üfledi bu kere hem sofra üzerindeki tabak hem de yemek yok oluverdi. verdi. Abdülkadir ile Geylan Hazretleri ışıklar dolu gözlerin onların gözlerine dikip baktı. Sonra sedirin bir köşesinde bulunan arslan işlemeli yastığa elini uzattı ve dedi. Kuz ya eset. Birden yastıktan bir arslan fırladı. Yüce şeyhin huzurunda marifet göstermek sevdasına düşen hocayı en sesinden yakaladı ve yine yastığın içine giriverdi. Bu hali gören Melik ve davetliler akıllarını oynatacak oldular. Hiçbir veli böyle zengin değildi. Zavallı adamın biri bir gün Gönüller Sultanı Abdülkadir Geylani Hazretlerinin haline tacip edip hiçbir veli böyle zengin değildi dedi. Az sonra kendisine bir uyku hali geldi ve oracıkta yatağa uzanıp derin bir uykuya daldı. Kendisine rüya aleminin kapısı açıldı. Kıyamet kopmuş, müthiş gün gelip çatmış, herkesin hesabı görülmekte, günahkarlar cehenneme, salihler de cennete sevk ediliyorlar. Hesap sırası kendisine geldi. Kendisi de hesabını verip cennetliklerin safına geçti. Ne var ki mahşer halkı arasında bir Yahudi fırlayıp haykırdı. Bu adamda benim 10 para hakkım vardır. Hakkımı vermedi. Ey din gününün sahibi, hakkımı bu adamdan alıp bana vermenizi istiyorum. Derhal melekler adamı yakaladılar, cennet yolundan çevirdiler ve Yahudi ile beraber cehenneme gidecekler safına kattılar. Günahkarlar cehenneme sevk ediliyordu. O adam da aralarında 10 para borcunu Yahudi'ye ödemediği için Şimdi bu elem diyarına yolcu oluyordu. Ansızın önlerine bir ışık peyda oldu. Yaklaşınca gördüler ki altın ve mücevhere bürünmüş bir sürü atlar üzerinde insanlar. Bu insanların en önünde de ay yüzlü bir zat. Cehenneme sevk edilen kafilenin önünde durup sordu. İçinizde bir cennetlik var. Ne sebeple cehenneme gidiyor? Derhal kendisi ileri fırladı ve dedi. Aman sultanım, şu Yahudi on para borcum vardı. O sebeple cehenneme gönderiyorlar. İmdat et bu fakire ne olur? Bunun üzerine ay yüzlü sultan atlas kesesinden bir miktar para çıkardı ve Yahudi'ye uzattı. Al işte paranı. Zavallı borçlu adam böylece cehenneme gitmekten kurtuldu. Koşup atın üzengisine kapandı. Gözleri bulut gibi yaş döküyordu. Başını kaldırıp bir de baktı ki at üzerindeki ay yüzlü zat Abdülkadir Geylani Hazretleri. Buhal üzereyken uykudan uyandı, hayret ve dehşetle yerinden fırladı ve derhal yüce şeyhin mübarek huzuruna koştu. "Ey eşi bulunmaz inci!" dedi. "Yanlış düşündüğümden dolayı beni bağışlayınız." Gavsul Azam çiçek çiçek bir gülümseyişle buyurdu ki: "Şimdi anladın mı? Biz neden zenginiz? Bütün malımız Allah'ın kullarını korumak, onlara yardım etmek içindir." Pirlerden biri buyurdu ki: "Kalbin en büyük ölümü Allah'ı anmaktan gafil olmasıdır." Kim ki kalbenin diri olmasını istiyorsa ona hakkın zikriyle cila versin. O buyurur. Ölümü düşün, ölümü düşünmek ve ona göre hazırlık yapmak kalbe cila verir ve dünyaya esir olmaktan kişiyi muhafaza eder. O buyurur. Nimetler sana ulaşır, onu celbetmesen de belalar sana erişir. Ne kadar istemesen de sen bütün hallerinde Allah'a teslim ol. Çünkü yüce Allah dilediğini yapar. O buyurur. Ey amel sahibi sana ihlas gerek bu yoksa boşuna yorulma. Abdülkadir Geylan Hazretlerinin oğluna vasiyeti. Tasavvuf öyle bir haldir ki o halde kimsenin laf ile varması mümkün değildir. Ey yavrucuğum onun için bir dervişe rastladığında ilmine güvenerek onunla münakaşa etme. itirazda bulunma. Senin bilmediğin nice şeylere belki o derviş vakıftır. Şunu bil ki tasavvuf sekiz hal üzeredir. Birincisi cömertlik, ikincisi rıza, üçüncüsü sabır, dördüncüsü esaret, beşincisi gurbet, altıncısı sufi elbisesi, takva. Yedincisi seyahat, sekizincisi fakirlik. Şimdi bu sıfatlardaki tecellilere bak. Cömertlik Hazreti İbrahim'e, Rıza İshak peygambere, Sabır Eyüp peygambere, Esaret Hazreti Zekeriya'ya, Gurbet Hazreti Yusuf'a, Sufi elbisesi Hazreti Yahya peygambere, Seyahat Hazreti İsa'ya, Fakirlik alemlere rahmet olan iki cihan serveri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mahsustur. O buyurur, dünyadan sana iki şey kafidir. Bir evliyaya hizmet etmek. iki bir fakir ile muhabbet etmek. Yine onun devrinde bir gün iki kişi sokakta konuşuyorlardı. İşittim ki şey Abdul üzerine sinek konmuyormuş. Öteki hayretle sor nasıl olur? İşte oluyor. O halde cuma günü vaazına gidelim ve dikkat edelim. Evet bu güzel ve cuma günü vaaz saatinde yüce şeyin huzurundalar. Dikkat kesilmiş bakıyorlar. Veliler sultanı ay gibi parlak yüzünü onlara döndürüp gülümsedi. Ey canlar dedi. Sinek, bal, pekmez nerede bulunursa oraya üşüşüp konar. Benim üzerimde ne dünya pekmezi ne de ahiret balı var. İşte bu sebeple sinekler üstümde durmaz. Yine o buyurdu ki, Ey insan, dua bağına yapış, rıza çeşmesinden gönül kovanı doldur, razı ol. Dilini kalbinden ayrı etme, kalbinle birleştir. Kalbin ballar dolu petek gibi tatlı olsun, dilin inciler saçsın. Bir gün kıyamet kopacak, cennet pazarı kurulacak, İnsana yaptıkları hatırlatılacaktır. Dünyada yaptığı hayır ve şer önüne bir mendil gibi serili verecek. Şer tarafı ağır basan pişmanlıkla değirmen taşları gibi dönecek ama faydasız. Hatayı anmak burada olmalı. Orada anış, nedamet, duyuş hayır getirmez. İşin aslı bu acı günü, kıyametin şiddetini ölmeden önce hatırlamak ve ona göre tedarikte bulunmaktır. Harman zamanı ekmeği, tarlaya tohum saçmayı düşünmek Neye yarar ki? Sonbaharda ekin işine yönelmeyen, toprağın gözüne tohum atmayan, yaz günü ekin elde edebilir mi? Nebiler nebisi dünya ahiretin tarlasıdır. Buyurmadılar mı? O halde hayır tohumunu bugün at ki, yarın saadet ve sevinç ikinini elde edesin. Nasihatlerine devam ediyor. Evlat, uyan. Seni bir başkası dürtmeden, dişlerin ağzının içinde çakıl taşları gibi dağılmadan, kendiliğinden uyan. Acıyı görmeden gözlerini aç, gözünden gaflet sürmesini sil. Çünkü yarın toprağın gözüne sen sürme olacaksın. Din sahibi ol, dindar kişilerle bulun. İnsan, ol, insan onlardır, akıllı onlara denir. İnsanların en üstünü ve en zeki olanı Allah'a itaat edendir. En cahili ve aklı kıt olanı ise ona isyan bayrağını çekendir. Bir düşünsene o kim, sen kimsin, kime isyan ediyorsun? Yine Veliler Sultanı bir cuma sabahı medresede şöyle hitap buyurdu. Ey şu beldenin halkı! Sizde nifak çoğaldı, ihlas azaldı. Sözler çok fakat iş az. İşi olmayan söz hiçbir şeye yaramaz. Sahibine felaket getirir, saadet ve kurtuluş getirmez. Önüne iş gelmeyen söz, kapısız eve benzer. Merdiveni olmayan bina gibidir. Yalnız söz kuru davadan ibarettir. Boş söz, ruhsuz kalıba benzer. O bir put gibidir, ayağı yoktur, eli yoktur, bir şey tutamaz. İşlerin ruhu ihlas, tevhid ve Allah'ın kitabına yapışmak, Nebi-i Ekrem'in sünnetine sarılmaktır. İç gözlerine ilahi nurun sürmesi çekilen büyük ve eşsiz veli bir gün bir yöne nazar ederek şöyle dedi: "Keşke hiç yaratılmayaydın ve madem ki yaratıldın, hikmetini bileydin. Kimin için yaratılmış olduğunu sezeydin. Ey uykucu uyan. Seller çevreni sardı. Önündeki kim? Hele bir gör. Yarın kıyamet kopacak." Senden defterini isteyecekler, ona neler yazdığını tek tek soracaklar. Rabbin kim, peygamberin kim diyecekler. O gün senin için nesebin önemi olmaz. Bir gün Allah'ın sevgilisine, ey Allah'ın Resulü dediler. Senin akraban kim? Varlığın sebep olan Cenab-ı Peygamber şöyle buyurdu. Kim ittika üzere ise odur. Ey biçare sesini çıkarma. Çünkü aklın ermiyor evin deniz kenarında fakat sen susuzluktan ölmek üzeresin. İki adım at, Rahman'a vasıl olursun. Ey aciz adam, sözlerimin çekici altında sabra alış. Sözlerim görünüşte acıdır ama her bir kelimenin içinde şeker kamışı gizlidir. Evinde çıkan yangını söndürmek istiyorum. Ayrıl artık azap askerleri kapının önünde nöbet tutmaya başladı. O eşi bulunmaz inci, o veliler sarayının eşsiz sultanı, 91 senelik ömründe bir nefes olsun durmamış, geceler boyu Kabe mumu gibi yanmış, ve hakkın aşkıyla pervaneler misali çırpınmıştı. Nihayet bu fani alemdeki günleri bitti, kendisine beka aleminin kapısı açıldı. Son uykusuna dalacağı yatağa uzandığı zaman oğluna şöyle dedi. Ey benim evladım, kara gün dostum, yanımdan etrafımdan çekiliniz. Zira zahirde ben sizinleyim, halbuki batında başkalarıyla beraber bulunuyorum. Ve gönül dili Yüce Allah'ın mübarek ismini hecelemeye başladı. Allah, Allah, Allah. Sonra hakikat esrarına bakan gözleri son uykusuna daldı ve sesi Allah ismiyle noktalandı. Her can gibi o da ölüm okuna hedef olmuştu. Fakat onun gidişi mukaddes sevgiliden yanaydı. Evet, ölüm Rab'be kavuşmaksa insan niçin düşsün yasa? Rabbim ahirette, cennette Abdülkadir-i Geylani Hazretleri ve Allah'ın sevdiği kullarla beraber olmamızı nasip eylesin. Allah'a emanet olun.